Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman tepkimesi ile ilgili yargılanan hangileri de doğrudur demiş. Birinci öncülde yanma tepkimesidir demiş. Tepkimenin girenlerinde oksijen gazı olduğuna göre arkadaşlar bu bir yanma tepkimesidir. Birinci öncülümüz doğrudur. Sentez tepkimesidir demiş. İki ya da daha fazla kimyasal tür tepkimeye girerek birleşik oluşturmasına sentez ya da oluşum tepkimesi denir. Dolayısıyla burada da bir sentez tepkimesi vardır. 3 ekzotermik yani dışarıya ısı veren demektir. Baktığımızda ısı ürünler tarafında. Yani dışarıya verilmiştir. Dolayısıyla ekzotermik de doğru olacaktır cevabımız. 1 2 3 yani E seçeneği olacaktır diyoruz. Tepkimesi ile ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Tepkimeye baktığımızda X ısı etkisiyle Y ve Z'ye ayrışmış. Bildiğiniz gibi bir bileşin ısı veya elektrik enerjisiyle daha küçük kimyasal türlere ayrışmasına Analiz denir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Yani bu tepkime bir analiz tepkimesidir. X bir birleşiktir. Bu ifade de doğru olacaktır arkadaşlar. X'in yapısında en az iki farklı tür atom olacaktır. Dolayısıyla X bir birleşiktir. Y ve Z birer element de demiş. Bu ifademiz her zaman doğru olmayabilir. Örneğin kalsiyum karbonatın ayrışma tepkimesine baktığımızda kalsiyum oksit ve karbondioksitten meydana gelecektir. Burada kalsiyum oksit ve karbondioksit birer birleşiktir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz kesin değildir. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen tepkimeler ve X ile ilgili yargılanan hangisi doğrudur demiş. Tepkimeye baktığımızda biz bir kimyasal tepkimede atom sayısı ve türünün her zaman korunacağını biliyoruz arkadaşlar. Burada girenlerde bir kalsiyum varken ürünlerde kalsiyum yok. Demek ki X'in yapısında kalsiyum olacaktır. Girenlerde bir karbon ürünlerde bir karbon. Karbonlar eşittir. Girenlerde 3 oksijen, ürünlerde 2 oksijen olduğuna göre X'in yapısında oksijen de olmak zorundadır. Demek ki X dediğimiz aslında kalsiyum oksit yani sönmemiş kireçtir. İkinci denklemde de kalsiyum oksit sönmemiş kireç suyla tepkimeye girdiğinde kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireç elde edilecektir. Birinci tepkime endotermiktir. Birinci tepkimeye baktığımızda bir analiz tepkimesi. Burada kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksite ayrışmak için ısı alması gerekir ısı aldığı için de bu tepkime bir endotermik tepkime olacaktır. X'in formülü kalsiyum karbürdür demiş. Hayır X'in formülü kalsiyum oksit yani CaO şeklinde olmalıdır. İkinci öncülümüz yanlıştır. İkinci tepkime sentez tepkimesidir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. İki veya daha fazla kimyasal tür tepkimeye girerek birleşik oluşturmasına sentez ya da oluşum tepkimesi denir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepkime türü karşısında yanlış verilmiştir demiş. A şıkkına baktığımızda yanma demiş arkadaşlar. Bir tepkimenin yanma tepkimesi olabilmesi için tepkimeye giren maddelerden birisinin oksijen gazı olması gerekir. Baktığımızda oksijen gazı dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda potasyum klorat, potasyum klorür ve oksijen gazına ayrışmış. Burada arkadaşlar bir bileşik ısı veya elektrik ile daha küçük kimyasal türlere ayrışıyorsa bu analiz yani ayrışma tepkimesidir. Baktığımızda büyük bir yapı küçük yapılara ayrışmış. Dolayısıyla analiz doğru olacaktır. C şıkkına baktığımızda hidrojen ve klorun tepkimesinden hidrojen klorür meydana gelmiş. Buna sentez tepkimesi demiş. Bir tepkimenin sentez tepkimesi olabilmesi için iki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturması gerekir. Baktığımızda iki veya daha fazla kimyasal tür tepkimeye girerek birleşik oluşturmuştu. Dolayısıyla sentez tepkimesidir. D seçeneğine baktığımızda yanma demiş. Yanma olabilmesi için tepkimeye giren maddelerden birinin oksijen gazı içermesi gerekir. Baktığımızda oksijen gazı yok arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneği yanlış cevap olacaktır. E seçeneğine baktığımızda nötralleşme. Nötralleşme olabilmesi için asit ve bazın tepkimeye girmesi. Ayrıca bu tepkime sonucunda tuz ve su oluşması gerekir. Baktığımızda H2SO4 asittir. E, kalsiyum hidroksit bazdır. Bu ikisinin tepkimesi sonucu kalsiyum sülfat tuzu ve su oluşmuştur. Dolayısıyla nötrleşme tepkimesi doğrudur. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili yargılanan hangi doğrudur? Baktığımızda gümüş nitratın sulu çözeltisi ile sodyum klorürün sulu çözeltisi karıştırıldığında gümüş klorür katısı ve sodyum nitrat sulu çözeltisi oluşuyor. Burada gümüş iyonu ve klorür iyonu bu iki de birleşerek gümüş klorür çökeleğini oluşturur arkadaşlar. Yani bir katısını. Burada geride kalan sodyum iyonları ve nitrat iyonları da suda çok iyi çözülecektir. Burada iyonlar arası yer değiştirme tepkimesidir demiştir. Doğrudur arkadaşlar. Gümüş nitrat'taki gümüşle sodyum klorürdeki klorür iyonları ne yapmıştır? Yer değiştirmiştir. Dolayısıyla birinci öncü doğrudur. Çözünme çökelme tepkimesidir. Bir tepkimenin çözünme çökelme tepkimesi olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz maddelerin sulu çözeltileri birbiriyle tepkime verdiğinde maddelerden birisi çöküyorsa arkadaşlar yani katı hale dönüşüyorsa bu bir çözünme çökelme tepkimesidir diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ikinci öncü doğrudur. Net iyon denklemi de çöken katıya göre yazılır. Yani burada çöken katımız gümüş klorürdür. Dolayısıyla gümüş iyonu artı klorür iyonu şeklinde yazılır. Buradan gümüş klorür katısı bize net iyon denklemini oluşturacaktır. Burada geride kalan sodyum ve nitrat iyonları ise arkadaşlar seyirci iyonlardır. Bu da aklınızda bir bilgi olarak dursun. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki şekillerde 1 ve 2 numaralı kaplarda belirtilen çözeltiler karıştırıldığında 3 numaralı kaptaki görüntü elde edilmektedir. Buna göre yargılanan hangi doğrudur? Şimdi gelin beraber 1 ve 2 numaralı kapları karıştıralım arkadaşlar. 1 numaralı kapta baryum nitrat çözeltimiz var. Daha sonra bu çözeltimizin üzerine sodyum sülfat çözeltimizi ilave ediyoruz. İlave ettiğimizde arkadaşlar ne olmuş olacak? Beraber bakalım. Burada baryum nitratta baryum iyonumuz var ve nitrat iyonumuz var. Sodyum sülfatta ise sodyum iyonumuz var ve sülfat iyonumuz var. Bu durumda baryum ve sülfat beraber bir tuz oluşturacaklar ve bu karışımın dibine çökeceklerdir. Yani baryum sülfat katısını oluşturacaklar. Aynı zamanda geride kalan sodyum ve nitrat iyonları ise suda çok iyi çözüleceği için sodyum nitrat sulu çözelsini oluşturacaktır. Burada AQ suda demektir. Bunu da bilmenizde fayda var. Demiş ki birinci öncüde X baryum ba 2 so 4tür demiş. Hayır. X'e baktığımızda arkadaşlar X'in biz BaSO4 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüz çözünme çökelme tepkimesinin denklemi şekildeki gibidir demiş. Baktığımızda baryum nitrat burada sodyumdan iki tane olduğu için bunun önüne iki koymamız lazım. Tabii ki bunu unutmamak gerekir. İki tane sodyum nitrat ve baryum sülfat katısı şeklinde gördüğünüz gibi aynı tepkimeyi elde ettik. İkinci öncülümüz doğrudur. Tepkime sonucu çözülmüş iyon miktarı azalır. Tabii ki azalması gerekir. Zaten katı bir madde çözüldü, çöktüğüne göre toplam iyon miktarında bir azalma olacaktır. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği olacaktır. Alkali metal katyonları sodyum ve potasyum gibi ve nitrat iyonu içeren bileşikler suda iyi çözülür. Buna göre aşağıdaki formülleri verilen bileşiklerin Sulu çözeltilerinin karıştırılması sonucu çöken maddenin formülü hangisinde hatalı verilmiştir? Öncelikle A şıkkı için bakalım. Birinci maddemiz potasyum klorür yani potasyum iyonu ve klorür iyonu içeriliktir. İkinci maddemiz kurşun 2 nitrat yani kurşun 2 iyonu arkadaşlar ve nitrat iyonu içerecektir. Burada potasyum ve nitrat çok iyi çözülecek. Kurşun 2 klorür ise çökecektir. Yani çöken maddemiz kurşun 2 klorür olacaktır. Baktığımızda doğru verilmiştir. B şıkkına baktığımızda Kalsiyum nitratta kalsiyum ve nitrat iyonları vardır. Sodyum sülfatta ise sodyum ve sülfat iyonları olacaktır. Burada sodyum ve nitrat çok iyi çözülürken kalsiyum ve sülfat arkadaşlar çökme yaşayacaktır. Dolayısıyla burada kalsiyum sülfat çökecektir. Doğru verilmiştir. Demir C şıkkına baktığımızda demir 2 nitratta demir artı 2 iyonu ve nitrat iyonu vardır. Potasyum fosfatta potasyum iyonu ve fosfat iyonu vardır arkadaşlar. Burada potasyum ve nitrat çok iyi çözülecektir. Ancak demir 2 e, demir 2 fosfat ne olacaktır arkadaşlar? Çökecektir. Dolayısıyla C seçeneği de doğru verilmiştir. D seçeneğine bakalım. Gümüş iyonu ve nitrat iyonu vardır. Aynı zamanda potasyum iyonu ve bromür iyonu olacaktır. Burada potasyum ve nitrat çok iyi çözülecek. Gümüş ve brom ise bir katı oluşturacaktır. Yani gümüş bromür katısı oluşturacaktır. Baktığımızda potasyum nitrat katısı oluşturur demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla doğru seçenek D seçeneği olacaktır. E'ye de bakalım. E'ye baktığımızda sodyum katyonu ve karbonat anyonu vardır. İkinci de baryum katyonu ve nitrat anyonu olacaktır. Burada sodyum ve nitrat çok iyi çözülürken baryum karbonat arkadaşlar ne yapacaktır? çökelek oluşturacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir kimyasal tepkimedeki maddelerin tanecik sayılarının zamanla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Burada X maddesinin başlangıçta olduğunu ve zamanla hiç kalmadığını görüyoruz. Y ve Z'nin ise başlangıçta olmadığını zamanla oluştuğunu görüyoruz. O zaman tepkime denklemimizi yazarken X Y2, Z2 şeklinde yazabiliriz. Başlangıç harcanan sonuç diyoruz. Başlangıçta x'imizden 2n tanecik varmış. N Avogadro sayısını temsil ettiğine göre 2 mol olduğunu düşünebilirim. Başlangıçta 2 mol x vardır. Y ve Z'den yoktur. Daha sonra arkadaşlar x'in tamamı harcanmış. Yani 2 mol harcanmış ve hiç kalmamış. Sıfır kalmış. Y ve Z'ye baktığımızda y'den 2n yani 2 mol oluştuğunu Z'den ise n yani 1 mol oluştuğunu söyleyebilirim. O zaman ben burada kas sayılarını harcanan ve oluşan mol sayılarıyla ilişkilendirebilirim. 1 mole 1 kas sayısını verirsek 2 mole 2 kas sayısını 2 mole 2 kas sayısını vermeliyiz. Yani tepkimemiz 2x, 2y2 ve z2 şeklinde olmalıdır. Tepkime denklemi 2y2, z2, 2x demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Bunun tam tersi olması gerekir. Birinci öncülümüz yanlıştır. Analiz tepkimesidir. Tepkimemize baktığımızda arkadaşlar birleşik daha küçük kimyasal türlere ayrışmıştır. Dolayısıyla bu tepkime bir analiz tepkimesidir. İkinci öncülümüz doğrudur. X'in formülü ZY2 demiş. Bildiğiniz gibi kimyasal bir tepkimede atom sayısı ve türü korunur. O zaman ben burada X'in formülünü bulabilirim. Girenlerde 2X var. Ürünlerde 4 tane Y, 2 tane Z var. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimde 2Y ve Z olacaktır. Demek ki burada X'i dediğimiz arkadaşlar e, ee, Z, Y2 şeklinde olması gerekir. Baktığımda Z, Y2 doğru verilmiştir. Hangisi yanlıştır dediğimde cevap yalnız bir yani A seçeneği olacaktır diyorum. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri hem yanma hem egzotermik hem de sentez tepkimesidir? Öncelikle yanma tepkimelerini bulalım. Yanma tepkimesi olabilmesi için girenlerde oksijen gazı olması gerekir. Baktığımızda üçünde de girenlerde oksijen gazı var. Peki egzotermik olabilmesi için yanma tepkimelerinde azot gazının yanması hariç bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir. Azot gazının yanması ise arkadaşlar endotermik olacaktır. İkinci öncülümüze baktığımızda azot gazının yanma tepkimesini görüyoruz. Dolayısıyla ikincisi bu bize verilen ifadeye uymaz. Üçüncü olarak sentez demiş. Sentez tepkimesinde iki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek birleşik oluşturmasına sentez denir. Baktığımızda birinci öncülde İki tane kimyasal tür tepkimeye girmiş ve birleşik oluşturmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz sentez tepkimesi iken üçüncü öncülümüz sadece yanma tepkimesidir. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olmalıdır diyoruz. Yukarıdaki zincir tepkimeler sonucu oluşan Y maddesi aşağıdaki çözünme çökelme tepkimelerinin hangisinin sonucu elde edilebilir? Öncelikle Y maddesini bulalım. Kükürt dioksitle oksijen gazı tepkimeye girdiğinde kükürt trioksit gazı oluşacaktır. Kükürt trioksit gazıyla kalsiyum oksidin tepkimesinden de Y maddesi oluşmuş. Ametal oksitlerin oksijence zengin bileşikleri asitik özellik gösterir. Metal oksitler ise bazik özellik gösterecektir. Asit ve bazın tepkimesinden tuz oluşacak. Burada kalsiyum sülfat tuzu oluşacaktır arkadaşlar. Demek ki biz bu tepkimelerde kalsiyum sülfat katısını aramamız gerekiyor. A şıkkına baktığımızda A'da kurşun 2 iyonuyla iyodür iyonu birleşecek ve kurşun 2 iyodür katısını oluşturacaktır. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap değildir. B'ye baktığımızda kalsiyum iyonu ve sülfat iyonu birleşecek. Kalsiyum sülfat katısını oluşturacaktır. E bizim aradığımız cevaptır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Diğerlerini de bulalım. C seçeneğinde gümüş ve brom iyonları, bromür iyonları birleşecek. Gümüş bromür katısını oluşturacaktır. D'ye baktığımızda gümüş iyonları ve hidroksit iyonları birleşerek gümüş hidroksiti oluşturacaktır. E seçeneğine baktığımızda kurşun 2 ile kromat iyonları birleşerek arkadaşlar kurşun 2 kromat bileşiğini oluşturacaktır. Dolayısıyla bizim aradığımız kalsiyum sülfat olduğuna göre doğru cevap B seçeneği olacaktır. Tepkimesi ile ilgili yargılanan hangi doğrudur? Tepkimeye baktığımızda çözünme çökelme tepkimesi ne olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Alüminyum klorürün sulu çözelsine baktığımızda alüminyum iyonu ve klorür iyonu vardır. Sodyum hidroksitin su çözeltisine baktığımızda sodyum iyonu ve hidroksit iyonu vardır. Burada ne yapmıştır? İyonlar yer değiştirmiştir. Alüminyum ve hidroksit birleşerek alüminyum hidroksit katısını sodyum ve klorür birleşerek de sodyum klorür su çözeltisini oluşturmuştur arkadaşlar. Baktığımızda elektrik iletkenliği tepkime süresince azalır. İyon sayısı tepkime süresince azaldığına göre elektrik iletkenliği de iyonlar sayesinde olacağına göre birinci öncülümüz doğrudur. Çift taraflı yer değiştirme tepkimesidir. Evet, burada klorür ile hidroksit yer değiştirmiştir. Aynı şekilde sodyum ile de alüminyum yer değiştirmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar, e, ikinci öncülümüz doğrudur. Alüminyum hidroksit sodyum hidroksit ile tepkimeye girer. Alüminyum bildiğiniz gibi amfoter bir metaldir. Amfoter metallerin hidroksitleri hem bazlarla hem de asitlerle tepkimeye girecektir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 yani E seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen bilgilere göre X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bize verilen bilgilere baktığımızda X ile potasyum hidroksit sulu çözeltisinin tepkimesi sonucu Y tuzunun çözeltisi oluşuyor diyor. Yazalım arkadaşlar X artı potasyum hidroksit ve Y tuzu oluşuyor. Biz şunu biliyoruz. Burada potasyum hidroksit bazdır. O zaman bazlar asitlerle tepkimeye girdiğinde tuz oluşturacaktır. Devam edelim. Y ile Z'nin sulu çözeltisinin tepkimesi sonucu kurşun iki iyodür katı çökeliği ve potasyum nitrat iyonları oluşuyor. O zaman Y ve Z'nin tepkimesinden de kurşun iki katısı ve potasyum nitrat sulu çözeltisi oluşacaktır. Şimdi tepkimeye baktığımızda bu tuzu oluşturan bazdan gelen katyon ve asitten gelen anyondur. E bazdan gelen katyona baktığımda potasyum. Yani Y'nin yapısında potasyum olmak zorundadır. Burada iyonlar yer değiştirerek yerleştirildiği için potasyumun yanında nitrat yerine başlangıçta ne olması gerekir? İyot. Demek ki Y dediğimiz arkadaşlar potasyum iyodürdür. E Z'yi de bulabiliriz. Z'ye baktığımızda burada kurşun ikimiz vardı. Burada da nitrat vardı. O zaman kurşun 2 ile nitratı çaprazladığımızda direkt formülünü bulmuş oluruz. Bakın 2 alta gelecek. O zaman kurşun 2 Nitrat bizim başlangıçtımızdaki Z maddesi olacaktır. Ben Y maddesini potasyum iyodür olarak buldum. Ne demiştim? Bu tuzun katyonu bazdan gelecek, anyonu yani iyot kısmı ise asitten gelecektir. Asitten geleceğine göre asidin de hidrojen iyodür olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda X hidrojen iyodür, Y potasyum iyodür, Z ise kurşun iki nitrat olacaktır. Bize bu cevabı veren C seçeneğidir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır.